Bitcoin 30 bin doların üzerinde tutunmakta zorlanıyor. Ethereum da 2 bin doların üzerinde kalıcı olamadı. Şimdi bu hafta ne olabilir? Beklediğimiz veriler kripto paralara yön verecek. Neler? Toplantı bu arada. Önemli bir toplantı var. Ve önce ona bakalım. Ondan sonra biraz da orta vadeli bakmaya çalışalım. Kripto paralara. Önümüzdeki yıl Bitcoin'in yarılanması var. Yarılanma, geçtiğimiz yarılanmalar fiyatlarda hep yükseliş getirmişti. Bu sefer ne olabilir onu da tahmin etmeye çalışalım. Sonra videonun sonunda Solana'ya kısaca bakacağım. Solana hepimizi aslında mahcup etti. Ben FTX iflas ettiğinde Amerika'nın en büyük kripto borsası geçen sene Solana'nın da yolun sonuna gelmiş olabileceğini söylemiştim. Ama Solana'nın performansı gerçekten beni yalancı çıkardı. Yılbaşından bu yana %125 Solana'da yükseliş var. Bitcoin'i solladı. Ne oldu ve bundan sonra Solana tarafında ne olabilir? Yine bugünkü videonun konusu. Ben cumartesi günleri kripto paralara bakıyorum ama son 2 hafta ihmal ettim. Geçen hafta bayram kurbanı oldu. Şimdi neyse cumartesi videolarına döndük ve bu haftada önemli bir toplantı ve önemli bir veri var. Çarşamba Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Fed'in faiz kararları kripto paralar için çok önemli. Yani buna inanmayanlar da geçen sene herhalde inanmıştır. Geçen sene Bitcoin 69 bin dolardan 16 bin dolara kadar gerilemesinin sebebi Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırımlarıydı. Parasal sıkılaşması piyasadan para çekmek anlamına geldiği için ve bu arada risk iştahını da düşürdüğü için kripto paralara ve bu arada bütün riski varlıklara yaramıyor. Geçen sene Amerikan borsaları da Fed'in faiz artımları nedeniyle çok kötü bir performans sergilediler. İkisi de yani hem Nasdaq hem New York borsası da ayıp yasasına girdi. Kripto paralar ise zaten onlarla arasında korelasyon var. Kripto paralar ise geçen sene kışı yaşamaya başladılar. Ama bu senenin başında her şey değişti. Bitcoin yeniden yükselmeye başladı. Bunun sebebi de yani Bitcoin'deki yükselişin geri dönmesinin sebebi de Fed'in faiz arttırımlarının artık sonuna gelinmiş olmasıydı. Zaten sadece Bitcoin ve kripto paralar değil Amerikan borsalar özellikle teknoloji hisseleri Amerika'da yeniden yükselmeye başladılar. Ve fakat 30 bin doların üzerinde de kalıcı olamıyor Bitcoin. Orada ekstra bir şeyler lazım. O ekstra şey Fed'in faiz arttırımlarını gerçekten bitirmesi olabilir. Şimdi bugüne kadar hep beklenti vardı. Faiz arttırımlarını bitirecek beklentisi. Bu çarşamba artık son faiz arttırımını büyük olasılıkla yapacak. Şu anda piyasanın beklentisi burada görüyorsunuz. Fed izleme aracı trade piyasalardaki faiz beklentisini gösteriyor. 25 bas puanlık bir arttırım. Ama bu son arttırım olacak. Piyasa bundan sonra Fed'in faiz indirimlerine başlamasını bekliyor. İşte o gerçekten kripto paralar için Şam'da kayısı gerçekten başlarsa o Bitcoin'in işte 30 bin doların üzerine çıkıp orada kalıcı olmasının gerekçesi vesilesi olabilir. Onu bu çarşamba göreceğiz. Yani FED bu çarşamba hem faiz kararında hem de bu arada FED Başkanı Jerome Powell yapacağı basın toplantısında bunun yani çarşamba günkü arttırımın son arttırım olduğu mesajını acaba verecek mi? Ve bu arada iki küçük bir ihtimal bu çarşamba hiç faiz arttırımı yapmama olasılığı da var. Bunun sebebi ise Amerika'da banka iflasları endişelerinin yeniden gündeme gelmiş olması. Şimdi iki banka iflas etmişti Mart ayında Amerika'da ve o iflaslar kripto paralara yaramıştı. Dikkatinizi çekmek isterim. Şimdi daha sonra unutuldu iflaslar ama geçen hafta First Republic Bank adlı bir bölgesel banka ama çok küçük bir banka değil. Onun iflasın eşiğinde olduğu ortaya çıktı. Ve yani iflaslar yeniden gündeme geldi ve FED iflaslardan korkarak yani faiz arttırımlarının yeni iflaslara yol açacağı endişesini taşıyarak belki de bu çarşamba bir ihtimal küçük bir ihtimal de olsa hiç faiz arttırımı yapmayabilir. İşte o da bu çarşamba yine kripto paralara büyük olasılıkla yarayacak bir gelişme olur. Çarşamba FED, Perşembe Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Onun çok bir etkisi olmuyor kripto paralarda onu geçelim. Pazar günkü videoda ona biraz daha yakından bakacağım oradaki beklentilere. Sonra Cuma günü tarım dışı istihdam verisi Amerika'da o da çok önemli. Tarım dışı istihdamın geçtiğimiz aylarda kripto paraları derinden etkilediğini düşürdüğünü hatırlıyoruz. Çünkü bu verinin beklentiler üzerinde gelmek gibi bir kötü alışkanlığı var. Yani beklentiler epey üzerinde geliyor. Şimdi beklenti bu ay 178 bin kişinin Amerika'da geçen ay işe girdiğini açıklanacağı şeklinde. Beklentiye yakın gelebilir. Geçen ay beklentiye yakın geldi. Ama yine de geçen ay bir miktar moral bozmuştu tarım dışı istihdam. Çünkü onun bir de işsizlik verisi bacağı var o verinin. Ve geçen ay Amerika'da işsizliğin artmak bir yana düştüğü ortaya çıkmıştı. Amerika'da işsizlik geçen ay %3.7'den %3.5'a geriledi. E bu da Amerika'da iş gücü piyasasının çok canlı olduğunu gösterdi. Fed'in faiz arttırımlarını bitirmesini engelleyeceği için kötü bir gelişme. Geçen ay öyle algılandı. Çünkü FED, Amerikan Merkez Bankası faiz arttırdığını bitirmek için iş gücü piyasasının zayıflamasını şart koşmuştu aylar önce. Ve iş gücü piyasasının zayıflaması için de işsizliğin artması gerekiyor. Yani %3,5 işsizlik neredeyse tam istihdam demek. Yani bunun %4'ün üzerinden %5'lere falan gelmesi gerekiyor ki Amerika'da iş gücü piyasası zayıflasın. Şimdi o nedenle bu hafta Cuma günü acaba işsizlik artıyor mu? beklenti %3.6'ya yükseleceği şeklinde. Eğer artmıyorsa bu yine kripto paraları vuracak bir gelişme olabilir. Ama tarım dışı istihdam beklentilerden de iyi gelirse, işsizlik mesela %3.7'ye falan yükselirse o zaman Bitcoin'in 30 bin doların üzerine çıkma olasılığı epey güçlenir. Kısa vade böyle bu hafta. Orta vadede ise önümüzdeki yıl Bitcoin'deki yarılanma çok ama çok önemli. Çünkü bu grafikte görüyorsunuz geçtiğimiz yarılanmalarda, geçtiğimiz 3 yarılanmada Bitcoin'in fiyatında hep yükselişler yaşanmış. 3 tane yarılanma var. Ne demek yarılanma? Yarılanma biliyorsunuz Bitcoin madencilerinin bu blok zinciri üzerindeki doğrulama işlemleri karşılığında elde ettikleri Bitcoin adedinin yarıya inmesi demek. Bu da bir zorunluluk çünkü en başta Satoshi Nakamoto, yani Bitcoin'i kuran insan, kimliğini hala bilmediğimiz insan ya da insanlar demişlerdi ki Bitcoin'in sayısı 21 milyon adetle sınırlı olacak. Ve işte bunu sağlamanın yolu da yarılanma ve o yarılanma gelecek senin insan ayı da gerçekleşecek. Bundan önceki yarılanmalar öncesinde hep fiyatlarda yükseliş yaşanmış. Ve şimdi diyor Douglas Coats, Douglas Coats Bloomberg Intelligence'ın Bloomberg'in analiz birimi, onun analisti, onun öngörüsü 50 bin dolara kadar yükselebileceği şeklinde. Ama herkes aynı görüşte değil. Jacob Joseph o da CC Data bir kripto para şirketi onun analisti. O bu sefer yani bu yarılanma öncesinde o kadar güçlü bir yükseliş yaşanmayacağını düşünüyor. Çünkü bundan önceki yarılanmalarda Bitcoin'in çok fazla rakibi yoktu. Yani rakip altcoin sayısı sınırlıydı ama şimdi saymakla bitmeyecek sayıda altcoin var ve bunların bazıları gerçekten çok dişli, çok ciddi rakipler. Ethereum gibi birazdan göreceğim Solana gibi ve o nedenle rol çalıyorlar Bitcoin'den ve yarılanma öncesinde Bitcoin'in bin dolara yükselmesini engelleyecek en önemli faktör Jakob Joseph'a göre işte bu yani altcoin sayısının geçtiğimiz yarılanmalara göre çok artmış olması. Solana'ya gelelim. Sam Bankman-Fried yani FTX'in kurucusu en büyük destekçisiydi Solana projesinin. Onun hapse girmesi de Solana için yolun sonuna geldiği izlenimini bize veriyordu. Ama böyle olmadı. Bu yılın başından bugüne %125 Solana'nın fiyatı yükseldi. 10 dolardan işte 23 dolar civarında. Aynı dönemde Bitcoin'deki yükseliş %70'in biraz üzerinde. Bu grafikte siyah Solana'yı gösteriyor yılbaşından bu yana. Kırmızı Bitcoin, mavi ise, mavi çizgi ise Market Vector'ün dijital varlıklar yüz endeksi. Farklı altcoin'leri içeren bir endeks ve Solana hem Bitcoin'i hem de işte diğer altcoinleri içeren bu endeksi ciddi şekilde sollamış. Pozitif ayrışmış durumda. Nasıl böyle oldu? Çünkü Solana üzerinde geliştirilen çok sayıda proje var ve o projeler yollarına devam ediyorlar. Yani FTX'in iflası o projelerin yolun sonuna gelmesine neden olmadı. Üstelik yeni fonlar sağladı o projelerin geliştiricilerinin bir kısmı ve daha güçlü bir şekilde yollarına devam etmeye başladılar. Biliyorsunuz Solana bir blok zincir ağı, Ethereum'a rakip bir ağ daha hızlı işlem iddiası var. Ve bu da işte bir anlamda güçlü noktası Solana'nın. Önümüzdeki dönemde bu projeler yollarına devam ederlerse Solana'nın fiyatı da yükselmeye devam edebilir. Çünkü zirvesinin, tarihi zirvesinin hala çok uzağında. Solana 260 doları görmüştü. Kendi tarihinde böyle inanılmaz bir zirve var. Ve şu anda onun işte onda birinden de daha düşük seviyede. Eğer tarihi zirvesine görecekse bu önümüzdeki dönemde Solana'nın fiyatının 10 katına çıkacağı anlamına geliyor. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere ama ben zaten hafta içi 20-30 videolarında mutlaka ilgilendiren gelişme olduğunda kripto paraları da bakıyorum. Bir de bu arada sabahları yayınladığım sabah notlarım var. Orada da kripto paralara yer ayırıyorum. Bitcoin ve Ethereum hangi seviyeden güne başlıyor ve hangi gelişmeler o sabah Bitcoin'i ve Ethereum'u etkiliyor? mutlaka sabah raporlarında değiniyorum. Sabah raporlarına abone olmak için yani e-posta kutunuza gelmesini sağlamak için videonun altında belirttiğim linke tıklayarak e-posta adresinizi bırakmanız ve böylece abone olmanız yeterli. Yeniden görüşmek üzere.